Seren. İnsanlarda birazcık korku olmalı. Yarın rezil olacağım, ben de çıkacağım ortaya. Seren, Gülben senden ne istiyor? Hiç konuşmak istemiyorum. O zaman görüntü hiç, ne olur, gelsin. Onu hiç konuşmak istemiyorum. Olur mu canım? Magazin dünyamızın iki silahşörü Gülben Ergen ve Seren Serengil. Gülben Ergen Seren Serengil'den ne istiyor? Yüz binlerce liralık tazminat davaları. Kelimelerin bittiği yerde hapis cezası. Yıllara meydan okuyan büyük polemik nasıl son bulacak? Gülben Ergen her fırsatta Seren Serengil'in kuyusunu kazmayı nasıl bırakacak? Çektim davamı geri. Şimdi Gülben Ergen ve Seren Serengil arasındaki polemiğin nasıl başladığını hatırlamayanlar için hafızaları tazeleyelim. Gülben Ergen ve Seren Serengil arasındaki savaş 2000'li yılların öncesine gidiyor. Aralarından su sızmayan ikili kendilerini bir aşk üçgeninin içinde buluveriyor ama nasıl? Seren Serengil o dönem sahne aldığı mekanda Gülben Ergen'in de çalışabilmesi için elinden geleni ardına koymuyor. Patronları ikna ederek yakın arkadaşının önüne altından bir halı sererek sahneye çıkmasını sağlıyor. Ancak Gülben Ergen Seren Serengil'i sırtından bıçaklıyor. Seren Serengil'in o dönem birlikte olduğu sevgilisiyle Gülben Ergen kaçamak yaşıyor. Yıllarca sürecek büyük savaşın fitilini de ateşliyor. Gülben Ergen yıllar süren savaşta sürekli Seren Serengil'e alaşağı yetmek için fırsat kolladı. Yaşadığı yasak aşklara, evlenip boşanmalara rağmen Gülben Ergen hep haklıydı. Üstelik yaptıkları doğruymuş gibi büyük bir özgüvenle şunları söylüyordu. Bana hiçbir şey olmaz. Her zaman zeytinyağı gibi üste çıkmak için başta anneliği olmak üzere her türlü silahını çekinmeden kullandı. Erhan Çelik evliliğini Tolga Dules yasak aşkıyla noktalayan, üstüne eski kocasını arabasını bıçakladığı iddiasıyla mahkemeye veren Gülben Ergen'i herkes her yerde konuşurken o yine kendine bir kurban seçti. Seren Serengil hakkında konuşma yasağı çıkarttı, tedbir kararları aldırdı ancak Seren Serengil tüm caydırma operasyonlarına rağmen dik duruşunu bozmadı. Bildiği gerçekler uğruna hapsi göze aldı. Bir ego ve bir kinin unsuru olarak gidiyorum. Seren Serengil 3 gün hapis yatmasının ardından Yaşar İpek'le yakaladığı mutluluğu nikah masasında sonlandırmaya çalışırken o yine kuyu kazıyordu. Yaşar İpek'in ailesiyle sorunlar yaşayan Seren Serengil'i vurmak için yeni bir silah bulmuştu Gülben Ergen. Görümce ve kaynana ittifakı. Gülben Ergen, Seren Serengil'in yaşadığı mutluluğu baltalamak için Yaşar İpek'in annesi ve kız kardeşiyle fotoğraflar çektirip sosyal medyada yayınlıyordu. Bunlar da yetmedi. Demet Akalın'la yıllardır kanlı bıçaklı olan Gülben Ergen bu kez iki kız kardeşin arasını açmak için kolları sıvadı. Demet Akalın'ın boşanma sürecini kendine paravan yapan Gülben Ergen bu kez başardı. Ve bizim çocuklarımız var. Seren'in anlamadığı nokta burası. Biz anneyiz. Anne olmayanlar bunları anlamaz diyen Demet Akalın ne olduysa oldu ve Seren Serengil'i en zayıf noktasından vuran bir düşman olup çıktı. Gülben Ergen zehrini saçmıştı. Tüm bunları üç mutsuz kadın geçtiğimiz günlerde adeta kutladı. Haydi söyle, rüyalarda gördüm. Haydi söyle. Birlikte eğlenen Gülben Ergen, Demet Akalın ve Deniz Seki Seren Serengil'in mutsuzluğu için ant içer gibiydi. Peki ama neden? Neden? Öncelikle bir şey söylemek istiyorum. Evet. Sen hep böyle doğruları söylediğin için Dokuzköy'den kovulan arkadaşlarımızdan. Maalesef şanssız arkadaşlarımızdansın. Yayına çıkmadan önce senin bir tehdit aldığını ben biliyorum. Konuşmamanla alakalı. Bu konuyla ilgili ya doğru ya da yanlış da yeterli bizim için. Böyle bir şey duydun mu? Yani öyle bir şey oldu. Ama yani insanların anlamadığı bir tek şey var ki benim hayatımda birisinin beni tehdit edebileceği ne bir ayıbım var, ne geçmişimde utanacağım bir şey var, ne bir skandalım var. Hiçbir şey, hiç kimsenin ayrıca tehditten de korkmam. Ama benim arkadaşımın düşünemediği bir tek şey var. Ben ne hayatımda bana verilen sırları bir gün kötü oldu diye veyahut da beni şu anda yaraladı diye burada ifşa ederim. Ne onun hakkında böyle çıkıp da ne tarzımı, ne tavrımı, ne kalitemi bozup onun hakkında konuşurum.
öyle mutlu oluyorsa sonuçta... Bir dakika ama kimin tehdit ettiğini de söyleyin. Artık şimdi, açık açık söyledi benim Demet arkadaşım. Demet Akalın dedi. Tarafından tehdit edildin mi sen programa çıkmak? Yok yani bir arkadaşımız diye. Ortak arkadaşımı aramış. İşte Selen orada konuşuyorsa ben yani benim hiç tarzım değil. Yani ben hiçbir arkadaşım için benim hayatımda canım yanmış ama hep de bir aynı mevzuya bağlıyorlar. Bu değil. Bana çok uzun zamandır, 2 yıldır falan bir takım sosyal medya sayfalarından maşalarla aileme benim babam Türkiye'de çok sevilen bir sanatçı. Gurur duyuyorum onun evladı olarak yetişmekten. Babam alkol hayatta içen bir adam değil. Alkol kaçakçısı yazar. Anneme onu yazar. Bunları yazanlar da belli bu. Yani o kadar bu konulara girmek istemiyorum ama o kadar ben haber yani program yaptığım sürece hep doğruları konuştum. Ya söylediğim her şeyin arkasındayım ve söylediğimiz her şey de doğruydu zaten. Ama sonrasında insanlar kendi bitişlerini bana bağladılar. Hayır ben kimseye öyle bir kudretim yok. Haşa. İnsanlar kendi yaptıklarınla kendilerini bitirebilirler. Ben siz de bu programda bütün... Bak bugün Arda'yı 1 saat konuştuk. Ya. Değil mi? Bu ben şu anda program yapıyor olsaydım ben de konuşacaktım. Herkes konuşacak. Ortada bir şey varsa konuşacaksın. Tabii. Şimdi ama ben konuştuğum zaman buna hırs... Benim başarım hırs yapıldı. Yani dolayısıyla size niye... Bu kararlar çıkartılmadı da niye özellikle bana? Çünkü bir tek şey var bunun içinde. Ben öyle düşünüyorum. İyilik. İyilik yapmışım. Ve bunun karşılığında da bunu almışım. Dolayısıyla ben bu saatten sonra ne görmek istiyorum ne konuşmak istiyorum. Hı-hı. Yani benim için bu defter kapanmıştı. Ben bir magazin programı yapıyordum. O programda tabii ki bunlar konuşuldu edildi falan ve cezaevine girdim. Hani herkes bunu çok küçümsemiş olabilir ama... Ben el bebek, gül bebek, aileme bir fiske vurulmadan yetişmiş bir çocuğum. Yani öyle bir şey geçirdim. Benim annem beni oraya girerken gördüğü zaman canlı yayında acile kaldırıldı. Kalp krizinden de gidebildi. Biliyorum, ona ulaşamadım. Yani bunlar biliyorum. Bir insanın yaptıklarını sadece anons ettim ki onun daha fazlasını zaten o kanalda konuşturulmadım ben hiçbir zaman. Bunun karşılığında bunları yaşamışım. Seren, dolayısıyla ben bu kişiyle alakalı zaten hiçbir şey konuşmak istemiyorum. Tamam sen ama, bu kişiyle alakalı konuşma ama yani, nasıl Demet'le bu hale geldiniz bunu konuşacağız. Çünkü Demet bizim yayınımıza bağlanmıştı. Bir hatırlayalım o günü. Seninle ilgili çok güzel konuşmuştu. 2 gün sonra Gülben Ergen'le gece eğlencesine çıktı. Nereden nereye geldik? Hep beraber bir izleyelim. Bu 3 Ekim'deki yayın. Sadece 7 gün sonra 10 Ekim'de. Ben Gülben'i takip bile etmiyorum derken Gülben'i takibe alıyor. Gece kulübüne gidiyorlar sarmaş dolaş. El ele çıkıyorlar gece kulübünden. Bunlar yaşanıyor. Gece kulübünden el ele çıkıyorlar. Evet gördün mü o el ele? Okan Kurt bu şeyi kapatmasın sonra Gülben'i. Sen beni sıkırdın el ele mi çıkıyorsun? Valla bayağı samimler. Ya benim merak... Ne oluyor? 7 günde ne oldu? Bak 7 günde ne oldu'dan önce çok merak ettiğim bir şey var. Şimdi Demet Akalın Selen'e eğer çıkıp şöyle yaparsan seni şöyle yaparım gibi tehdit ediyorsa onun o zaman sakladığı bir şey var. Ya da senin bildiğin bir şey var o zaman. Yani bize Demet'in bir sırrını biliyordu. Böyle bir şey yani ben arkadaşımın sırrını... Arkadaşız. Sırlarımız vardır birbirimizde. Mümkün mü böyle bir şey? Ha var tamam. Bana böyle bir şey yakışır mı? Okey tamam şey sana yakışmaz ama var demek ki. Ne yani hayır sır demek illa kötü bir şey demek değil ki hayatta. Peki o zaman hani, neyle tehdit ediyor seni? Ya benim yok beni kimse tehdit edemez. O yani öyle bir haber göndermiş kendine. Öyle yaparsam böyle bu da bir tehdit anlamında bir şey ama benim hiç öyle bir şeyim yok. Cümlede şu galiba. Ben yani, Gülben'e benzemem. 3 gün değil daha fazla. Hapis yatırırım. Canı sağ olsun. Tarzı bir cümle. Ne diyeyim? Şey Seren İdmanlı ya. Hapis yata yata biter. Seren yani, sen bu şeyle bildiklerinle. Onurunu insan kaybetmesin, itibarını kaybetmesin. Parasını bile kaybedebilir ama bunları yapmasın. Ben doğru bildiğim, ben bir şeyi yanlış söylediğim için içeri girmedim. Ben konuşma yasağını deldiğim için girdim. O konuşma yasağında da gene konuşmadım. Sonradan çıktı ortada. Arkadaki bir fotoğraf. Ekrandaki görüntü de ben tedbir kararı alındığı zaman resim de yani aslında program yapımcısının yapmış olduğu bir şey. Evet. Ama yani onun da bir kabahati yok ama onlar bilmiyoruz ki böyle şeyleri. Evet. Peki Selen. Dolayısıyla sen... ben hani Demet için hiçbir şey söylemeyeceğim. Bu konu hakkında da hiçbir şey söylemek hayır, istemiyorum. Hayır bir cümle yani soracağız sana. Mutluysa yani Demet... Bir cümle soracağız çünkü reklama girmemiz lazım. Tamam. Şunu soracağız.
Seren'in çocuğu olmadığı için bizi anlayamaz cümlesini mutlaka sormak istiyorum. Ve Emine Sandal'ın bize biliyorsun bir dava açıyor. Onu da soracağız. Bir takım ama ben bir şey daha soracağım. Ona cevabımız olacak. Reklam sorusu da almak istediğim cevap şu. Gülben ve Demet arkadaşlığını samimi buluyor musun? Bulmuyorsan da neden? Bunu reklamdan sonra bir evet, kısa bir aramız. Canlı yayınımız devam ediyor reklamlardan sonra ama reklamlardan önce ikimizin de soruları vardı. Ama ne büyük tepkiler var ya şu çocuk olayına. Ben şimdi sosyal medyadan gördüm de Seren tabii hanımefendiliğini bozmuyor. Çocuk yok bizi anlayamaz falan. Yani en yakın arkadaşlarım bile şu anda senin için dua ediyorlar. Allah razı olsun tabii hepsinden. Çocuk yok demek biraz sinir bozucu bir şeydi. Yani Demet'in açıklamasından hani bahsediyorsun. Bunun yani bugüne kadar olmadı. Çünkü belki de Allah belki şimdi isteyecek yani hani çok önemli bir süreçten geçiyorum gerçekten üzülmek hiç istemiyorum çünkü burada çocukla ay, alakalı şöyle söyleyeyim ya bundan da utanıyorum aslında sanki beceriksizliğimiş gibi geliyor ama ben şimdi bilinmiyor 100 kere de anlattım bu benim kan pıhtılaşmam. Çocuk sahibi hemen olabiliyorum, hemen hamile kalabiliyorum. Fakat kanım pıhtı olduğu için o iğneleri yemem gerekiyor devamlı hamile. Onu daha önceden az olmuş yani miktarı. Şimdi tekrardan böyle bir süreç içerisindeyiz eşimle. Allah inşallah versin. Amin. Ama ben çocuğum olsa da olmasa da benim mesela köpeklerim var. İnsanları çok seviyorum. Karakterli olmanın, kişilikli olmanın çocuk sahibi olup olmamayla hiçbir alakası yok diye düşünüyorum. Allah onların çocuklarını onlara bağışlasın. Ama benim de olsun. İnşallah. Ama ben daha fazlasını yani şöyle hani olmadı benim çocuğum olmadı diye bugün onun yaptığı hareketleri anlamıyor değilim ki. Onun yaptığı hareketleri anlayamadığım için anlamıyorum. Çocuğumun olmamasında bunun bir alakası gerçekten yani ilişkilendirilmemeli. Onunla da alakalı hiçbir şey söylemeyeceğim. İnsan kimin yanında mutlu oluyorsa sonuçta bir yetiştiriliş tarzımız var hepimizin aileden gördüklerimiz var. Herkes herkesle arkadaş olabilir ama kimin yanında mutlu olmasıyla ilgili de şunu söyleyebilirim. Mesela karakterleri, ahlaki değerleri, hayata bakış açıları, vizyonları aynı olan insanların yanında daha fazla mutlu olmaz mıyız? Tabii. Belki de ben onun doğasını bozmuş olabilirim. Onlar daha yakın arkadaş olabilirler. Bundan sonrası için hani evet. Öyle mutlu oluyorsa onunla mutlu olsun diye yapabilecek bir şey var. Ben üzülmedim mi? Çok üzüldüm. Şu fotoğrafları görmek hiç istemezdim. Peki sana gelmedi mi gece kulübünden görüntüler? O gün neler yaşadın? O gece neler hissettin? Yani ben sadece şöyle söyleyeyim. Ben seviyorum arkadaşlarımı. Ben çocukluk arkadaşlarım var. Benim sanat camiasına girmeden önceki. Hı-hı. 20 senelik, 25 senelik falan kaç senelik arkadaşlarım var. Ben hiçbir zaman onlarla böyle bir şey yaşamadım. Hiçbir zaman şimdi bir insan benim canımı acıtıyorsa öyle veya böyle haklı olurum olmam bu önemli değil. Canımı acıtıyorsa benim de en yakınlarım gidip onunla görüşüyorsa beni seversin sevmezsin bak benim aile kurdum ben benim için çok önemli çünkü benim hayattaki en önceliğim aile kurmaktı yapmaya çalıştım daha önce belki farklı limanlarda yanlış o seçimler yaptım belki de ben de onları yanlıştım bilmiyorum ama olmadı ama şu anda çok mutluyum eşimle Allah eşimi çok seviyorum gerçekten bu birliği bile bozmaya çalışıldı yani benim eşimin ailesi ne olursa olsun yani gene de söyleyeyim hani eşimin annesi kırılabilirsiniz aile içerisinde kendi annenle de kırılıyorsun her şey olabiliyor ama ben onu sevdiğim için bir şekilde onu da sevmek zorundayım veyahut da sevmek zorunda olmasam da saygı duymak zorundayım yani ama bu aile birliğini bile bozmaya kalkışıyor insanlar ben hani ben bir düşmanımın gidip de annesinle veyahut da kız kardeşinle fotoğraf çektirip oralara koymam yani. Yani ne olursa olsun yapmam. Yani bunlar güzel hareketler değil. Benden ne istiyorsun? Ben sadece bir program yaptım ve o programda diğer programlarda senin hakkında ne çıktıysa onu söyledim. Sen çok daha fazlasını yaptın. Evet sevmeyebilirim ama iftira atmam ki ben birisini sevmiyorum diye. Olan bir şeyi söyledim. Yani bunun arkasından devamı geliyor. Devam arkadaşım şimdi de mesela Demet. Allah mutlu etsin. Öyle mutluysa demek. Yani seni en onun yakınlarından vurmaya yani çalışıyor. Yani yakın. Fark etmiyor. Önce programdan koparttı 3 gün. Sonra eşinin ailesiyle yanak yana. Şimdi en yakın arkadaşlarından bir tanesi Demet Akalın'la el ele. Yani benim dostum her şey, benim düşmanım her şey yapabilir. Peki, benim Demet'le... için benim dostlarımın nasıl, benim yakınlarımın nasıl davrandığı çok önemli. Demet'le şu saatten sonra yan yana gelir misin? Siz çünkü barışacaksınız gibi bir hava da var. Bak Ececiğim.
insanlar küserler ve barışırlar. Bu herkes için geçerli. Tabii ki. Kırılırsın, kızarsın ama değer vardır ve duruş vardır. Yani ben şimdi kıza, şimdi sana eğer sırrımı veriyorsam, seninle arkadaşlık ediyorsam sana güvenmeliyim. Şimdi sen benim, bana bu kadar yaralar vermiş, bu kadar beni üzmüş, yani hayatım boyunca iyilik yapmışım. Hiçbir kötülüğüm, söylenemez bir kötülük yapmaya kalktığımı. Sadece yapılanı anlattım. En büyük kötülük buysa yapılanları anlatmışımdır. O da çok yumuşak karnım ve çok üzüldüm. Gene de zamanda o kişiyi de sevdiğim için, gene de zamanında o kişiyi de arkadaşım bildiğim için. Bu fotoğrafı alabilir miyiz? Yayından. Yine de ben hani o zaman da sevdiğim ve kıymet verdiğim için yine o yüzden Galyan'a gelmişimdir ve yaşadıklarımı anlatmışımdır. Ama benim kimseye bir kötülüğüm dokunamaz, olamaz. Hayatımda menajerim yanımda 25 yıldır var, asistanım 22 yıldır var, avukatım aynı şekilde. Arkadaşlarım hiç kimse diyemez ki Selen bize böyle bir şey. Peki kendi bize söylediğin bir şey vardı. Demet Akalın Gülben Ergen'le ilgili çok canlı yayında da söylediğin için rahatlıkla söylüyorum. Çok ağır şeyler konuştu. Ve şu an birbirlerinin nasıl yüzüne bakıyorlar gibi bir konuşma geçmişti. Yani bu kadar ağır ne söylemiş olabilir ki? Yani bu arada Demet'in de şöyle bir açıklaması var. Ben ne konuştuysam Gülben'le ilgili Gülben'in yüzüne söyledim diyor. İyi o zaman. O zaman. Söylemiş midir? Yani söylediği şeyleri sen biliyorsun. Gülben'in yüzüne söyleyebileceği şeyler mi bunlar? Doğru şeyler söylemişti. Belki de doğruları söylediyse. Hatta işin içinde Okan'la da ilgili bir cümle de geçiyor. Hiç konuşmak istemem. Sen Ececiğim, konuşmadığın Allah için söylüyorum ama biz şimdi biliyoruz onu. Şöyle yakışmaz. Söylediğini. Yani benim şu anda Demet'i burada çıkıp da bana böyle bir tercih yaptığı için. Arkadaşlığımızı bitirmeye göz alıp bu fotoğraflarla beni hani nispet yapıp gibi. Bu nispet yani, mi sence? Yani ben arkadaşım kıskanmam. Ben arkadaşım kaybettiğim için üzülürüm sadece. Niye kıskanayım yani? Ama ben üzülürüm. Üzüldüm. Ama seni kaybetmeleri de üzücü bence. Yani demek ki değil. Allah ki yani onunla mutlu olmak istiyorsa onunla olabilir. Şimdi ki bir tercihten dolayı kızmıyorum. Yani tercihten sen bu fotoğraflara hiç bozulmadın. Üzüldüm. Bozulmak başka bir şey. Üzüldüm yani. Ama bozulmadın. Üzüldüm. Üzülmek bence çok daha ağır. Yazık gibi mi hani, yazık. Ay, üzüldüm. Şu el ele yani fotoğrafına ne diyorsun mesela? Senle hiç böyle el ele fotoğrafı var mı Demet'in? Senle şöyle fotoğraf var mı Demet'in? Hayır, ciddi söylüyorum. Ben çünkü Demet ne dedi yayında? Bende çok ayrı yeri vardı. Biz ne yaşarsak yaşarız. Şimdi böyle el ele fotoğrafın var mı senin Demet'le? Veya yani Okan'la ben da var Demet'le mı? Şöyle evli olduğu sürece evine gittim. Hep aile ortamında Demet'i gördüm. Daha önceki senelerde de evlenmeden önce de bir kere sokağa çıktık yani Demet'le. 5 kere değildir, 3 kere değildir. Onlar öyle işlerinden gelmiş, öyle hareket etmişler. Bir şey söylemek istemiyorum, ne olur. Yani çünkü izleyicinin çok büyük yani tepkisi oldu konu, Seren. Yani bende konu bitti. Yani bunun için ne söylersem artık boşuna konuşmuş olurum. Yani benim için konu bitti. Ben artık bu konunun dışındayım. Okay. Ama Demet de dedi ki beni gün aşırı aradı. Şimdi onun da hakkını yemeyelim. En hassas günlerimde beni gün aşırı aradı. Ben dedim ki Seren'in telefonu kayboldu. Yok, ama hayır, dedi, telefonu kaybolduğu için değil. Hayır. Ben Demet'i aradım her gün. Hatta ne gerekiyorsa da bu haciz işlemleri içinde ne gerekiyorsa yapabileceğimi de söyledim. Tekliflerde bulundum. Her gün aradım. Ama sonrasında konuştuklarını ve görüştüklerini bana yurt dışındayken birileri söyledi. Çok yakın ortak birileri. Onu duyar duymaz tabii bir daha aramak içimden gelmedi. O yüzden de aramadım. Evet. Ondan sonra da hemen yurt dışındayken zaten takipten çıktım. Ondan sonra da telefonumu kaybettim. Sizle de biliyorsun görüşemedim. Evet, biliyoruz. Sağ olsun yaşardın ulaştık. Yaşardın ulaştık. Evet. Peki o zaman mutluluklar dileyelim. Demet Akalın'a, Gülben Ergen'e. Mutluluklar. Ve geçelim.